İsterseniz şöyle ifade etmeye çalışayım. Başarıyı nasıl anlatıyoruz Ünlever'de? Şimdi 4 tane büyüme denklemimiz var. Bunu işte İngilizce anlattığımız sunumlarda 4G diye konumluyoruz. Four Dimensions of Growth. Hatta öz Türkçesi de söylemem gerekirse dermişim. Consistent, Competitive, Profitable ve Responsible Growth. Ne demek istiyorum? Yani tutarlı büyüme, Consistent Growth, her sene büyüme. Çünkü bazı şirketler veya bazı birimler var ki bir sene büyüyorlar, bir sene küçülüyorlar, bir sene büyüyorlar, bir sene küçülüyorlar. Ya da bir sene fiyattan büyüyor, bir sene tonajdan büyüyor. Toplamına baktığınız zaman tutarsız bir performans göstergesi. Bizim gibi halka açık ve uluslararası şirketlerin birincil olarak başarmak istedikleri şey her sene şartlar ne olursa olsun tutarlı bir performans, büyüme performansı ortaya koymak. Yani bu sene şartlar böyleydi, büyümedim. Gelecek sene inşallah büyürüz gibi bir bakış açısı yok. O kısmını son derece stratejik bir şekilde planlamaya çalışıyoruz. İkinci büyüme kısmı karlı büyüme. Bunu yaparken de aynı zamanda tabii ki ortaya bir karlılık koymak lazım ki o karlılıkla beraber markaları daha da iyi destekleyebilecek bir finansman kaynağı ortaya çıksın. Üçüncüsü kompetitif, rekabetçi büyüme dediğimiz konu. O da pazarın ve rakiplerin ötesinde büyümek. Tabii ki bizim gibi aslında bütün hikmeti menkıbesi, markalar ve tüketici tercihi kazanmak üzerine olan şirketlerin vazgeçemeyeceği bir performans metriği pazar payıdır. Öyle olunca da pazar payı kazanmak ki tüketici tercihini bizim markalardan yana olduğunu sağlayacak işler üzerinde çalışmak tabii ki ön plana çıkıyor. Ve biz de bunu her sene işimizin çoğunluğunda, mümkünse %60'ından fazlasında pazar payı kazanarak yapmaya çalışıyoruz. Son olan, en önemli belki hadiselerden bir tanesi, günümüzün çağıyla da ilgili sorumlu büyüme, responsible growth. Bundan da kastettiğimiz aslında Ünlever'in son dönemde ortaya koymuş olduğu sürdürülebilir yaşam planı çerçevesi. Yani gelecekten daha fazla borç almadan, doğal kaynakları ve aynı zamanda dünyamızın bize sunabildiği bir takım fırsatları sorumlu bir şekilde değerlendiren büyüme modeli. Ne demek istiyorum? 3 tane büyük alt hedef var. Tarımsal girdilerin tamamının aslında sürdürülebilir kaynaklardan elde edilebilir bir çerçevede gerçekleştiriliyor olması, insanların hayatının kalitesine katkıda bulunuyor olmak ve bizim ürünlerimizin de çevre faktörünü gün be gün azaltacak işlerde çalışıyor olmak. Mesela bir örnek vermek gerekirse Türkiye için su çok önemli bir problem. Bizim çocukluğumuzda Türkiye işte üç tarafı denizlerle çevrili, cennet bir vatan olarak bize hep okullarda anlatıldı. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakıyorsunuz ki Türkiye yavaş yavaş bir su fakiri ülke olma potasına girmiş vaziyette ve 2020 sonrası için böyle bir endişeden bahsediliyor. Geçtiğimiz yıl biz suya da en çok dokunan marka aslında deterjan markaları olduğu için OMO ile bu konuda bakanlığı da yanımız alarak bir çalışma yaptık ve Türkiye'nin su haritasını çıkardık. Bununla beraber su havzalarının gelecek projelendirilmesinin nasıl olması gerektiği için bakanlığa bir aslında bir veri sunduk ve buna bir katkı yapmaya çalışıyoruz. Öte yandan toz deterjanlardan likit deterjanlara dönmeyi Türkiye'de oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü çok daha su tüketimi açısından tutarlı ve tasarruflu bir tüketim sunuyor. Bunu da yaptığınızda aslında şunu görüyorsunuz ki artık iş modeli olarak sadece hani belli projelerde değil ama bu ajandaya pozitif katkı vermeyen bir fikri ne kadar cazip olsa bile projelendirmiyoruz. Dolayısıyla çevreye ve içinde yaşadığımız dünyaya aynı zamanda pozitif katkı sağlayan bir iş modeli ortaya çıkartmaya çalışıyoruz ki sorumlu büyümeden kastettiğim de şey bu.